Kayseri'de özel halk otobüsü şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Şoför Mustafa Arık, asgari ücret 4.250 lira olmasına rağmen hala 2.000 ve 3.500 liraya şoför çalıştırmak isteyen ve bunu 5-6 ay sürdürmek isteyen işverenler olduğunu öne sürdü. Kayseri'de özel halk otobüsü şoförleri seslerini duyurabilmek için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan şoförler çalışma şartlarının ağırlığına değinerek asgari ücretin altında çalıştıklarını dile getirdiler. Her türlü zorluklara rağmen gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden Kayseri'nin saygıdeğer halkının ulaşımını gerçekleştiriyoruz. Her bir kaptan arkadaşım büyük bir sorumluluk ve özveri ile vazifesini yerine getirmektedir. Bu onurlu iş dalında halkımıza daha güzel hizmet vermek istiyoruz. Bunun yolunda çalışma şartlarımızın iyileştirilmesinde geçtiğini farkındayız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, kaptanlarımız halkımızın değerli emektarlardır diyordu. Kaptanlara değerli olduklarını bir kez daha hatırlattıkları için Sayın Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz. Sayın basın mensupları, değerli halkımız, 1. ayın 1'i 2022'de kanunla yürürlüğe giren asgari ücret 4.250 TL olmasına rağmen hala 3.000-3.500 TL'den şoför ve işçi çalıştırmak isteyen ve bunu 5-6 ay devam ettirmek gayretinde olan işverenler var. Ayrıca şoförün emeğini yemeyen 5.500 ve 6.000 TL veren araç sahiplerine de ayrıca teşekkür ederiz. Ancak bunlara da çok baskı var arkadaşlar. Bu işverenler işçi şoför hakkını vermek gayretinde kul hakkından korkan araç sahipleridir. Allah razı olsun bunlardan. Arkadaşlar, çalışma şartlarımız, sorumluluğumuz çok ağır. Buna rağmen hiçbir sosyal hak verilmiyor. Yemek, hafta sonu izni, mesai, dini bayramlar, resmi bayramlar, ikramiye, ölüm izni, düğün izni, çocuk izni, hastalık, iaşe, tazminat da tam verilmiyor arkadaşlar. Asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Asgari ücretin az üzerinde para veriliyor fakat asgari ücretin altında yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Sigortalar asgari ücretten yatıyor arkadaşlar. İtiraz eden arkadaşlar da işine gelirse çalışın, işine gelmezse çalışmayın diyorlar. Ayrıca kazanç olduğunda mal sahiplerinin cebine veya hesabına yansıyor. Ceza olduğunda da şoförlere ödetiliyor. Verdikleri paranın bir kısmını da ceza olarak tekrar geri alıyorlar arkadaşlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanım, bu insanların tek ümidi sizsiniz. Siz de bunları yalnız bırakmayın. Bunca mazlum ve garibanın ahı yerde kalmaz. Kul hakkı yeniyor, dur deyin. Bu sadece Kayseri'nin değil, tüm ülkenin sorunu. Kul hakkına Rabbim razı değil. Siz razı olur musunuz? Sizi tüm kurumlarınızla birlikte göreve davet ediyoruz. Devletimizin ve milletin temelleri tekrar güçlendirmek amacıyla canı gönülden sizin katılımınızı bekliyoruz. Bizler evine ekmek götürmekten başka bir amacı, gayesi olmayan bir avuç insanız. Bu yapılan haksızlıklar içinde çoluk çocuğumuzdan ayrılıp gurbet özlemi çekmemek için bizler her konuda destek veren kurum, kuruluş, basın, yayın, dernek, sendika, kişi ve makam sahibi tüm emeğe geçen Kayseri Özel Halk Otobüs kaptanlarımız adına şimdiden tüm emeğe geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz.